4 katta hizmet veriyoruz. Yerli aşımızda da azmi ve faziki tüm aşamalarını klinikte gönüllülere uygulamasını burada gerçekleştirdik. Tamam. 3. günde 26'sında şey yapacağız, rapor duyacağız. Tarih geçiyoruz. İki farklı dozda. Normal doz bu mu hocam? Evet, orta doz olan, küçük olan başlangıç dozda 3 mikrogram. Ya doğru biliyorsunuz. Bayağı iyi biliyorsunuz. Ya tatlı. Kolay gelsin. Hazır. Temel olarak şu andaki pilot üretim yani. Evet, onu da yapabileceğiz. Şu anda ticari hareket dönüşüm inşallah. Evet. Ne kadar temiz oldu orada? Kolay gelsin. Star Wars yeri var mı? Star Wars yeri. Lisans'ta. Evet, değerli arkadaşlar, bugün Hulusi Akar Bakanımızla birlikte Kayseri'yi ziyaret ediyoruz. Şu anda da Erciyes Üniversitesi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgınının bir global pandemi ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'de de bu hastalığa karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına büyük ağırlık verildi. İşte o çalışmalardan bir tanesi de Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde aşı geliştirme çalışması olarak devam ediyordu. Bugün Aykut Darendeli hocamızın bu alanda yaptığı çalışmaları bizzat yerinde görmek üzere ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada COVID-19'a karşı inaktif bir aşı adayının faz 2 çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Aslında ikinci doz aşılamalar da yapıldı. İnşallah faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak. Ve biz burada Aykut Hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği, Erciyes Üniversitesi'nin büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. İnşallah burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı biz elde etmiş olacağız. Geldik, rektörümüzle, hocamızla görüşmelerimizi yaptık. Şu anda onun çalışmalarını yaptığı laboratuvarın içerisindeyiz. Aynı zamanda buraya ilaç ve aşı geliştirilmeyle alakalı yeni kapasitelerin, yeni kabiliyetlerin eklenmesiyle ilgili yatırımları da ziyaret ettik. Biz hem Erciyes Üniversitemizi hem de burada yapılan bütün çalışmaları hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem TÜBİTAK'la birlikte yine Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda desteklemeye devam edeceğiz. Elbette bu salgınla mücadele etmenin en önemli yolu biliyorsunuz aşılama yapmak. Biz buradan da çağrımızı yapmak istiyoruz. Lütfen vatandaşlarımız vakti geldiğinde aşıya erişim sağladıklarında aşısını olsunlar. Ama bu tip işlere, yani Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine de destek olmak istiyorlarsa Erciyes Üniversitesi'ne başvurabilirler. Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması inaktif virüs aşısında tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler tabii ki istenecek. İnşallah biz Türkiye'deki hem bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkla mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz ve bu alana dönük de inşallah hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki yapılan çalışmalar gerçekten bizim için son derece gurur verici, ülkemiz için gurur verici. Buradaki başta rektörümüz
Mustafa hocamız olmak üzere, Aykut hocamız gerçekten Türk bilim insanlarını temsil bakımından çok önemli bir işlev yapıyorlar, görev yapıyorlar. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sonucunda işte ikinci fazı bitirmek üzereler. Daha sonra da üçüncü fazı olacak ve dolayısıyla bu aşı sadece Türkiye'nin, ülkemizin, hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın değil, aynı zamanda tüm insanlığın da sağlığı bakımından önemli bir etken olacak. Yardımcı bir ilaç olacak, fayda olacak. Burada aşının üretilmesi tabii ki çok önemli. Bu COVID'le mücadele konusunda aşının yeri önemli. İşte biraz önce bakanımıza belirttiler. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda bilgili ve bilinçli olması lazım. Gerçekten bir şekilde aşılanmak lazım. Aşıyla alacak mücadeleyi başarılı bir şekilde götürebiliriz. Tabii bu aşının, aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayinde milli ve yerlilik değil. Aynı zamanda tüm alanlarda tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerine durmamız lazım. Bu konuda bizim için bir gerçekten son derece gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Dün dünyadaki aksanlarıyla beraber buradaki hocamızın, Mustafa hocamızın, Aykut hocamızın onlarla yarış içinde olması bize de büyük bir zevk veriyor. İnşallah bu çalışmalarını çok kısa bir zaman sonra planlanan zamandan da önce bir şekilde tamamlayacaklar. Ve öncelikle bizim sevgili vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklar bu aşıyı. Daha sonra tüm insanlık bundan yararlanacak. Buradaki yapılan başarı sadece bu üniversitemizin başarısı olmayacak. Bizim dileğimiz, umudumuz, temennimiz, tahminimiz diğer genç araştırmacılara da bu ilham verecek. Dolayısıyla o bakımdan da buradaki çalışmanın başarısı çok büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımı ben, burada rektörümüz başta olmak üzere, Aykut hocamız dahil, tüm hocalarımızı en içten duyularla kutluyorum. Bir de bugünkü yaptığımız gezide şunu da gördük. Burada çalışan çok genç arkadaşımız var. İsimleri geçmiyor. Ancak bu arkadaşlarımız gerçekten aldığımız bilgiler çerçevesinde gece gündüz burada çalıştıklarını öğrendik. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden de buradaki çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek de, sağlık personeli olduğunu görmek de bizim için ayrıca bir memnuniyet verici bir unsur olmuştu. O gençleri de burada yine en içten duyularla kutluyorum. Kendilerine bugünkü yaptıkları çalışmalarda, bundan sonraki yapacakları çalışmalarda da üstün başarıdan devam diliyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Onlara şükranlarımızı sunuyorum ve inanıyorum, diliyorum inşallah bu millilik ve yerlilik konusu bütün alanlarda kendini gösterecek ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaklar. Teşekkür ediyorum. COSGAP'ten ileri girişimcilik desteği aldık. İleri girişimcilik. Evet, ne zaman çıkıyor ürün? Farkın. Yani asıl iş burada. İlaç, aşı, özellikle biyoteknoloji, aşağıda üretileceksen. Teşekkür ederim. Zahmetler ediyorsunuz ya. Tamam. Hanımlara versen. Evet, bunu aşağıda götürüyorsunuz. Hadi. Selam, selamlar bana.